Merhaba 98 Haber takipçileri. Ben Semra İğtaç, 98 Haber İzmir Koordinatörü. Bugün yine canlı yayınımızda önemli bir konuğumuza ağırlıyoruz. Saadet Öğretmen Çocuk İstismariyle Mücadele UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan. Yaklaşık 50 bin gönüllüsüyle Türkiye çocuğuna sahip çıkıyor. Peki çocuk istismarında ülkemizde neler yaşanıyoru konuşacağız. Öncelikle konuğumuza merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Özkan. Bildiğiniz gibi Sayın Özkan son 8 yılda 104 bin çocuk kayboldu. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre de 22.689 cinsel istismar suçu tespit edildi. Bu 2019 rakamları elbette. Peki çocuklara yönelik cinsel istismar suçları nasıl kayıt altına alınıyor? Sayılar neden azalmıyor? Bakanlıkta bulunan bu mücadele için bakanlıklar nasıl önlemler alıyor size göre? Türkiye'de hatta dünyada çocuklar ihmal ve istismara uğruyorlar. Biz istismarı sadece cinsel istismar olarak düşünemeyiz. Çünkü ihmal ve istismarın bütün türleri aslında bir toplumun yapısına, geleceğine, DNA'sına zarar veriyor. Sayılara baktığımız zaman da bu sayılar çocuklardan ibaret. Onlar birer hayat, birer yaşam ve birer gelecek. O yüzden de bizim işte bakanlıkların özellikle Aile Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı'yla hala bunu kabul edemiyorum. Çünkü çocuk, kadın çok ayrı ele alınması gerekiyor ve bu bakanlığın çocuğa, kadına, topluma özel olması gerekiyor. Çünkü bu hem bence bakanlık adına da çok yorucu. Hem de sistemsel olarak çok bence büyük bir sorun. Bu sorunun aşılması gerekiyor. Onun dışında bir kolektif bilinç oluşmalı. Yani ortak protokollerin harekete geçmesi ve tüm bu sistemde işte eğitim, yani Milli Eğitim, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile Çalışma Sosyal Politikaların ortak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bizim sorunumuz şurada başlıyor. Çocuklarla ilgili ihmal ve istismar olduğunda Adalet Bakanlığı'nda işte korona tedbirlerinde, infaz yasasında ya da korona tedbirlerinde kişiler, yani burada hükümlüler eve gönderildiklerinde bir takip sistemi maalesef ki yok. Ve daha çok da yeni, soyut değil, somut bir biçimde anlatmam gerekirse, çünkü biz hep yasalardan, maddelerden, sayılardan ve rakamlardan konuşuyoruz. Ben direkt olaylardan, olaylar üzerinden gitmek istiyorum. Kayseri'de öldürülen bebeğimiz Alperen, 3 yaşında bir çocuğumuz öldürüldü. Bu kişi korona tedbirlerinde salıverilmişti ve bugün bir çocuğumuzun katili oldu. O yüzden de bizim takip sistemini, tüm bu sistemleri harekete geçirmemiz, bir çocuk koruma sistemini harekete geçirmemiz lazım. Artışa da bahsedersek, aslında Z kuşağından ve ondan artık daha yeni bir kuşak geliyor, güçlü bir kuşak geliyor. Bu çocuklar kendilerini ifade ediyorlar. Yapay zekayı, sosyal medyayı, tüm bu alanları kullandıkları için farkındalıkları çok yüksek. Kendilerine yapılan ihmal ve istismara ses çıkarıyorlar. Bu bizim aslında önlemleri ne derece, ne kadar çok hızlı almamız gerektiğini ve bu yeni çağla birlikte kendini ifade eden çocukların hem bilinçlenmesi hem de korunması için daha fazla çaba harcamamız gerektiğini anlatıyor. Bakanlıkların çalışmalarının içinde STK'lar çok mühim, çok önemli ve bizlerin müdahilliklerinin de davalarda kabulü çok mühim. Yani bu tek başına tek bir bakanlığın değil, aslında Türkiye'deki tüm kurumları ilgilendiren bir durum. Bütün bakanlıkları ilgilendiren bir durum. Yani sadece 4-5 bakanlığı da değil, hepimizi ilgilendiren bir durum. Çünkü bahsettiğimiz konu çocuklar ve hepimiz de çocuk olduk ve çocukluktan geçtik. Evet, son dönemde şunu görüyoruz Sayın Özkan. Gündemde çocuğa yönelik şiddet haberlerinde özellikle artış gözlemliyoruz. Öyle ki 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bugün sulama kanalında bulundu. Eskişehir'den Van Erciş'e geçiyoruz. Maalesef 2 yaşındaki Melek Memiş'ten haber alınamıyor.
Maalesef Giresunlu İkan Nur'un otopsi sonuçlarını şu anda beklemekteyiz. Türkiye'de çocuğun cinsel istismarı neden önlenemiyor? Öncelikle biz toplumsal bir bilinçlendirme sağlamalıyız. Ve bu sosyal medyayla olacak bir şey değil. Bu eğitim sisteminin içinde olması gereken bir şey. Ve ebeveyn eğitimlerinin içinde de olması gerekiyor. Yani biz cep telefonumuza sahip çıkıyoruz ama çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz. Ya bu çocuklar bir çocuk öldüğünde aslında ailenizden biri ölmüş gibi bir duygu yaşarsınız. Ölen her çocuk aslında ailemizin içinden bir kayıp gibi hepimize büyük maalesef ki acılar yaşatıyor. Adalet ve merhamet o kadar birbiriyle aslında ilişik gidiyor ki yani biz adalet ve merhameti sağlayamazsak daha çok çocuğumuzu kaybederiz. Neyi yapmamız gerekiyor? Bu toplumsal bilinçlenmenin yanında bu eğitim ve çocuk koruma sistemi, sosyal hizmet sistemi tüm bunlar çok önemli. Biz bir pandemi sürecinden geçtik ve pandemi sürecinde birçok çocuk maalesef ki ihmal ve istismarcısıyla aynı evdeydi. Ama çocuklar okullardan, bulundukları alanlardan, kulüplerden, her yerden uzak kaldılar. O yüzden de birçok çocuğa biz ulaşamadık. Yani burada şu anda tehlikede olan, zarar gören birçok çocuk var. Peki biz bunu neden engelleyemiyoruz? Müfredatın içinde bu durumun olması gerekiyor. Yani eğitim sadece tarih, sosyal, matematik, coğrafyadan ibaret değil. Aslında eğitim kişilik eğitimi ve bu eğitimlerin içinde annelerin, babaların eğitimi de çok önemli. Ebeveynlerin eğitimi de çok önemli. Toplum olarak bilmiyoruz. Yurttaşlık bilinci çok mühim. İhbar sistemi çok mühim. Yani ihbar, insanlar böyle bir durum gördüklerinde ihbar etmiyorlar. En basit Eymen'in olayında Eymen çocuğumuz gözü mor, yemek yiyemez bir haldeydi. Hiç kimse durumu ihbar etmedi. Ya da sosyal hizmet uzmanı Eymen bebeğe gittiğinde anne yalan söyledi, yalan beyanda bulundu. Ben dedi SGK'lıyım, nişanlandım, hayatım iyi gidiyor dedi ama çocuk o anda istismara uğruyordu. Çocuk o anda şiddete uğruyordu. Çocuğu duvara çarpıp dövüyorlardı. Eğer bugün o sosyal hizmet uzmanı olayın peşine gitseydi Eymen aramızda yaşıyor olacaktı. O yüzden mesleki eğitimler, onların takibi, işlerini iyi yapmasının kontrolü de o kadar önemli ki. Eymen konuşmasına geçmeden isterseniz bu ihmal ve istismar hattından aslında söz edelim. Biraz hani bu konuyu biraz daha açalım diliyorum. Çünkü 183 bildiğim kadarıyla ve 155 hatları var. Çocuklar için özel bir hat yok herhalde. Hani ki savcılık, polis dışında sosyal hizmetler, il müdürlükleri ve baroların da bu konuda katkısı var. Hani siz bu hatları bu hatları nasıl değerlendiriyorsunuz? O konuyu biraz açabilir misiniz lütfen? Şimdi bizim de bir hattımız var. Birçok işte barolar, bu konudaki STK'lar, evet devletimizin kurumu 183-155 bu hatlar var. Evet tamam buraya kadar her şey çok güzel ama çocuğun dilinden anlayacak böyle bir duruma destek olabilecek bir hatta ihtiyaç var. Biz işte 911 diyoruz değil mi? İzliyoruz filmleri izlerken bir 911 kurtarıcı bir hat var diyoruz. Ve orada işte ses kaydı alınıyor. Bir davaya konu olduğunda da oradaki ses kaydının davada kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Yani ama bizde bütün bunlar yok. Oradaki kişinin ses tonundan analizine, yardım istediğindeki en küçük ayrıntıya kadar davaya yansıyor. Bizde birçok hat var. Yani biz çocuklara işte 112'yi öğretiyoruz, öbürünü öğretiyoruz, birçok hatı öğretiyoruz. Ama bu hatların onlara ne yaptığını, nasıl destek sağladığını anlatıyor muyuz? Hayır. Yani biz çocuklara, çocuklar 155'i arayın. Ama bunu çocuğa kanıksatmıyoruz. Bunu çocuğun ruhuna işletmiyoruz. Burada ne yapılır onu da çocuklara anlatamıyoruz. Çünkü çocuklarda bir şeyi kalıcı davranış haline getirmek için onu defalarca tekrar etmemiz gerekir. Ve bir çocuğun ihmal ve istismarı 9 yaşından sonra olmaz. Aslında bir çocuk ihmal ve istismara çok küçük yaşlarda başlar. Asıl savunmasız olduğu dönemde başlar. O yüzden tespitiniz ve söyleminiz ve sorunuz o kadar önemli ki altını defalarca kırmızı çizgiyle çizmemiz lazım. Bizim çocuklar için herkesin bildiği, çocukların çok rahat ulaşabileceği bir hatta ihtiyaç var ve bu hattın ucunda
bu konuda uzman birçok insana ihtiyacımız var. Yani bir çocuk haklarını anlatabilmeli. Yani KDK diyorlar. Mesela çocuklar KDK'yı arayabilir. Dertlerini anlatabilir. Hayır, biz çocuklar için kolay bir yapı kurmalı. Çünkü hepimiz birbirimizden ayrıyız ve şunu bilmek zorundayız. Örneğin baro da bir hat ya da bir STK'nın hattı. Örnek veriyorum. Gecenin bir vakti aradığında orada bir nöbetçi olmayacak ki. Çocuğun karşısına çıkan birisi olmayacak. Yani bir çocuk alo 183'ü aradığında da orada karşısına çıkan kişinin çocukla, o zaman biz eğer elimizde bir 183 varsa bunu çocuklara çok iyi duyurmalıyız. Yani elimizdeki mevcutu çok iyi duyurursa çocukların geçen gün daha bir zorla evlendirilmeye çalışan bir çocuk gittiği yerde durumu anlatıyor. Yani kuaförde derdini anlatmaya çalışıyor ama o hatta inansa ve o hattın onu sonuna kadar koruyacağına inanırsa zaten ulaşmaya başlayacak. Bizim bunu sağlamamız gerekiyor. İzmir'de bazı kuaförler 18 yaş altı çocuk gelinlerin saçlarını yapmıyor. Bu da bir tepki, bu da bir farkındalık aslında. Dilerseniz yine biz bu davalara dönelim. Çocuğa yönelik istismar davalarında %29 oranında artış olduğu gözleniyor. Şöyle ki açılan davalarda da %52 oranında mahkumiyet kararı verilmiş durumda. 2012-2020 rakamları bunlar. Siz davaları takip eden Türkiye'de önemli bir STK temsilcisisiniz. Sizin değerlendirmeniz bu konuda ne? Biz tabii ki bununla birlikte bu sorumun uzantısı olarak da 8 yaşındaki Eylül, 1,5 yaşındaki Ercin ve bugün de 5 yaşındaki Emin'in duruşmasından söz edelim istiyorum. İzmir Adliyesi'nde görülen Emin'in duruşmasında neler yaşanıyor? Şu an sanırım duruşma devam ediyor. Ne dersin? Yani çocuklarla ilgili baktığımızda biz gelen ihbarlardan da ucime her gün ihbarlar geliyor ve bizim ihbarda 20 kişilik bir avukat ordumuz var. Ben öyle diyorum. Onlar çok kıymetliler. Arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Ve bu ihbarlar Türkiye'nin aslında her yerinde gidiyor, ulaşıyor ilgili birimlere, kurumlara. Peki sorunu biz nerede yaşıyoruz? Sahada neyi gözlemliyoruz? Çocuklar konuşuyor. Buraya kadar evet, yani artışta baktığımızda yıllardan beri içimizde olan istismarcılar açığa çıkıyor. Çocuklar dün bizim amca dediğimiz, bugün dede olan o insanları ihbar ediyorlar. Yani konuşmaya başlamış çocuklar var. Ve onlar susmayacaklar. Bu iyi bir şey. Bu çocukların artık sesini çıkardığını söylüyor. Fakat sorunu biz nerede yaşıyoruz? Öncelikle çocuklar için uzmanlaşmış mahkemelerimiz yok. Çocuklar ağır cezada diğer uyuşturucu ya da diğer davalarla aynı ortamlarda maalesef ki o dosya evraklarının içindeler. Ama çocuklar bir dosya evrakı değil. Yani bunu net söylemek istiyorum. Biz bazı davalara girdiğimizde mahkeme başkanının bu konuda çok bilinçli olduğunu görüyoruz. Çocuk AGO'dan görüşme işte sağlanıyor. Hiçbir şekilde örselenmiyor. ÇİM raporlarına bakıyor. Bu konuda bilgi sahibi bir mahkeme başkanına geldiğimizde çocuk ve aile adına aslında seviniyoruz. En azından diyoruz ki bir acı yaşanmış ama çocuk bir daha bir travma yaşamıyor. Ama acı olan kısma geleyim. Farklı bir davada mahkeme salonunda göster bakalım seni nasıl öptü, nereni tuttu ya da çocuk büyük bir travmada kendini korumak için beline bağladığı kıyafeti aç bakalım nerene dokundu gibi çocukların asla yaşamaması gereken ikincil örselenmenin olduğu anlara, tablolara şahit olup itiraz ediyoruz. Bunlar korkunç acılar. Bu çocuklar asla bunu unutmuyorlar. Sağaltım yaşıyor, sağaltımda da zaten çocuklar için özel bir hat olması gerekiyor. Bu çocukların takibi gerekiyor. Ömür boyu takibi gerekiyor. Genelgeler yayınlanıyor. Kararnameler yayınlanıyor. Bütün bunlar yayınlanıyor. Peki bunların uygulanması takip ediliyor mu? Bunları takip eden bir sistem var mı? En basit örnek vereceğim. Türkiye'de 120 bin tane dernek var. Bunları denetleyecek mekanizmalar bizleri denetliyor mu? Adli sicil kayıtlarımız, bu dernek başkanlarının kim olduğu, ne olduğu, çocuklara
biliyorsunuz yani hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştüren insanlara biz denk geldik. O yüzden hepimizin denetlenmesi gerekiyor çocukları korumak için. Çocuğa yaklaşan her insanın denetlenmesi gerekiyor. Yani biz Antalya'da 29 çocuğu istismar eden istismarcının daha önceki görev yerinden okul müdürüne mail atıldığını, bu adamın istismarla ilgili bir şikayeti olduğunu öğreniyoruz ama okul müdürünün bununla ilgili bir önlem almadığını ve sonrasında ilkokul 5'ten itibaren küçücük el kadar çocukların ilkokul 1'den 5. sınıfa kadar istismar edildiğini öğreniyoruz. İşte biz diyoruz ya çocuklarımız artış var, çocuklar anlatıyorlar. Sorunumuz denetim mekanizmalarımız, sorunumuz takibimiz, sorunumuz sadece adalette biz bunu çözemeyiz. Yani diyoruz ya sayılar bunlar. Eğer oradaki ihtisaslaşmış bir mahkeme yoksa, eğer çocuk jandarma komutanlığına ya da ki çocuk şubeler bu konuda çok daha titiz davranıyorlar ama çocuk timleri oluşturamazsak, bu konuda belgeleri, bilgileri, delilleri, bütün kirli sırları açığa çıkartacak bir yapı oluşturamazsak, bir çocuğun ihbarında ardında başka çocuklar var mı diye bakmazsak, sadece bir çocuk üzerinden gidersek, aman diğer çocukları da görmezden gelelim, gelmeyelim, gelelim dersek ne yapacağız? Tabii ki de bu sayılar artacak, bu rakamlar artacak, bu ölümler artacak. Yani Eylül'ü bugün öldüren, katleden, o direğin altına gömen cani daha önce 2 tane köpeği telle boğdu. Yani bu bir kabahat kanunu mu, bu bir cinayet mi? Bugün o köpeği öldüren, dün o köpeği öldüren cani bugün Eylül'ü bizden aldı. O yüzden sorun sadece adaletin adliye kapısının önünde ya da adliye koridorunda bitmiyor. Sorun aslında sistemin uygulanmasında bitiyor. İşi bilmeyen bir avukat çocuğa dönüp sana istismarı nasıl yaptı, anlattı, anlat bakalım dediği andan itibaren ya da bir rehber öğretmen bu çocuğu çime götürmeyip o çimde gerekli koşulları sağlamadığı andan itibaren zaten biz kaybediyoruz. Hani neden artıyor, niçin artıyor diye bakarsak sorunumuz bir şeyi sağlam, sürekli, düzgün bir takip şeklinde yapmamak, uzmanlaşmamak bu konuda. Yani bugün Konya'da davamızda başından sonuna kadar davayı takip eden, o çocukların acılarını gören, bütün sıkıntıları yaşayan mahkeme başkanımızın görev yeri değişti. Ve düşünebiliyor musunuz? Karar aşamasına gelinmiş bir davada yeni bir mahkeme başkanı geldiğinde ne yapacağız? Ya bu olayın işte yaşanmışlığı, bütün o çocukların ifadeleri, olay anındaki oradaki istismarcı babanın yüz şekli, oradaki tehdidi, parmağını kaldırması, bütün tanıklıklar gidiyor. Yani sorunumuz ihtisaslaşmış olmamak, bu çocuklarla ilgili gerekli mahkemeleri kurmamak, istatistikleri zamanında çıkarmamak, bilimle birlikte bunların saltımlarının olmaması, takibinin olmaması, çocukların maalesef çocuklar davalar çok uzun sürdüğü için çocukları rahatlatamıyoruz bile. Tedaviye bile geçemiyoruz. Çünkü bir heyet değiştiğinde bir sonraki çocuğu dinlemek istiyor. Biz çocuğu rahatlattıktan ve travmasını hafiflettikten sonra oradaki kişi ruh sağlığı yeterince bozulmuş mu bozulmamış mı diyor. Bu çocuklar etiyle, kanıyla, canıyla bizim. Daha Yağmur denilen bir çocuğumuz mahkeme heyetinin karşısına çıkmadan önce kalp krizinden öldü. Bir çocuğun kuş gibi kalbi attı ve bugün yaşamıyor ve o kişi o davadan beraat edip sonrasında gitti. 2 sene sonra başka çocuklara istismarda bulundu. Sorun burada. Sorun bizim işleyişi sağlamamız gerekiyor. Her birimizin. Ya bu çocuklar siyaset üstü. O yüzden yapmamız gereken şey aslında tüm siyasiler de dahil uzlaşmacı bir tavırda bu işi çözmeleri gerekiyor. Çünkü çocuklar bu sömürünün önüne geçmek zorundayız. Dünyadaki diğer ülkelere baktığımız zaman, yani biz İngiltere'ye baktığımız zaman çocuklar için
2 milyon sterlin bütçe ayrılıyor. Çocuk timleri kuruluyor. Takip sistemi kullanılıyor. Bu çocuklar için ayrı bir bütçe çıkması gerekiyor. Bugün tedavi etmediğimiz, bugün koruyamadığımız çocuklar büyüdüklerinde, genç kız olduklarında, genç delikanlı olduklarında bir daha aslında istismara uğruyorlar. Çünkü biz onları küçücükken bütün orduları, bütün onların koruyucu olan bütün mekanizmalarını yok etmiş hale getiriyoruz. 50 yaşına gelmiş insanlar var, çocukken istismara uğramış ama hala 6 yaşındaki halinde. Bizim yapmamız gereken bu insanları güçlendirmek, onların yanında olmak, sadece çocukları da değil, ihmal ve istismara uğrayan ve davaları olan ailelerin halini görseniz, o annelere travma desteği vermeliyiz. O babaya travma desteği vermeliyiz. Baba çocuğunun bile saçını okşayamaz hale geliyor yaşadığı durumdan dolayı. Ya da bir çocuk babasından istismara uğruyorsa sizce ömrü boyunca bir insana inanabilir mi? Güvenebilir mi? Zaten onun güveni bitmiş. İşte o güveni sağlamak için adaletin hem sağlık tedbirlerini hem eğitim tedbirlerini alması gerekiyor. Bu çocukların iş hayatları o kadar önemli ki onların işe girişleri, yarın bir gün evlendikleri zaman, bebek doğuracakları zaman o çocuklarına yaklaşımları da önemli. Çünkü bize geliyor, ben çocukken istismara uğramıştım öğretmenim. Çocuğum buna uğramasın diye çok böyle üstüne titredim ama benim çocuğum da uğradı. DNA'larımıza yerleşmiş korku, orada yaşadığımız travmalar, hepsi geçişken. Çok çok bilimin ışığında, ilimin ışığında ilerlememiz, bunun için de üniversitelerin, adli tıpın olması gereken çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bugün davaya gittiğimizde bir adli tıpçının verdiği oradaki ayrıntılar o kadar önemli ki, sosyal hizmet uzmanlarının verdikleri kelimeler, sözler, o altı çizgili kısımlar o kadar önemli ki, adalet sisteminde bu konuda yargıçların eğitim aldığını düşünürsek, farz edelim ki bu konuda çok iyi eğitimler aldılar. Sizce bir çocuğa artık öp onu, nereden öptü, nerene dokundu diye sizce sorabilir mi? Soramaz. O yüzden... Sorumaz. Haklısınız. Ve şu süreçte acaba tanıklar acaba bu süreçten etkilenip hani ifadelerini değiştiriyorlar mı diye soracağım. Çünkü hani yine İzmir Adliyesi'nde görülen Eymen Bebek davasının duruşması şu anda devam ediyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ve canlı canlı şu an canlı yayın yaparken tanıklar da şu anda dinleniyor. Evet. Bu, hem bu dava olarak düşünebilirsek sonradan değiştiriyorlar mı? Neler yapıyorlar? Yani o süreçte neler yaşanıyor? Ya da kamuoyundan etkilenip farklılıklar mı oluyor? Tehdit mi alıyor bu tanıklar? Aile içi olduğunda nasıl tehditler alınıyor? Ne oluyor? Bunların detayları neler acaba? Çünkü Eymen Bebek üstünden gidersek halanın bu konuda bir ısrarı vardı. Şimdi Eymen Bebek davası ile ilgili şu an bana bilgi geldi. Duruşma 2 Ekim 2020 saat 10'a ertelendi. Ve sanık avukatı yayın yasağı istedi. Ve mahkeme başkanı da yasağı kabul etmedi. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Mahkeme başkanımız kamunun ve bizlerin vicdanını dinliyor. Müdahaleliklerimizi de kabul etti. Ve burada beyanlarda da gelen habere sanığın çocuğu dövdüğünü tanıklar anlatmışlar. Ve çocukla ilgili de ben bu çocuğun cinsiyetini değiştireceğim söylemlerini de her tarafta söylüyormuş. Biz böyle bir caniyle karşı karşıyayız. Şimdi sorduğunuz soruya gelirsek biz Leyla davasına gittiğimizde 21 tanığın ifadesini nasıl değiştirdiğini gördük. Ya da başka bir yere gittiğinde halanın kendi erkek kardeşini korumak için nasıl baskı yaptığını çocukların üstünde ve nasıl değiştirdiğini. Kol kırılır, yen içinde kalır. İşte kendi içimizde çözelim. Aman bizden çıkmasın dediğimiz anda çocuğun ihmal ve istismarı aslında devam ediyor. Yani burada tanıklar cinsel istismar sırasında işte diyorlar ya, çok iyi bir adamdı. Asla böyle bir şey yapmaz. Ben kahvede kendisiyle bir araya gelirim. Ya da işte okulda çok iyi bir öğretmendir. Ya da işte çok iyi vaaz verir. Bu istismarcılar maalesef ki bizim en güvendiğimiz, en inandığımız alanlara sızarlar.
Onlar bu inandığımız, güvendiğimiz, inançlarımızdan ve inandıklarımızdan ve sevgimizden bizi vururlar. Çünkü onların amaçları çocuklara ulaşmaktır. İlk önce bunu bir anlamalıyız. Hiçbir çocuk olağan akışın dışında özellikle 10 yaşına, 11, 12 bu yaşlardaki çocuklar bazı cinsel kavramları anlatamazlar. 6 yaşındaki bir çocuğun bu durumu anlatmasına imkan yoktur. O yüzden de bizim bu tanık olan insanlar değil, mahkeme heyetlerinin çocukların söylemlerine önem vermesi o kadar önemli. Adli tıp raporlarına, buradaki uzman görüşlerine önem vermesi çok önemli. Eymen davasındaki heyetteki hakim bu konuda bilgili. Yine Antalya'da 7 tane heyete böldüler çocukları. En son bir heyet başkanına geldi. Bilgili. Bütün sözleşmelerden haberdar. Ama bir Tokat'a gittiğinizde çocuk yansıtma yapıyor, durumunu anlatıyor. Bilgili bile değil. İşte diyoruz ya her konuda uzman insanların olması. Buradaki tanığın değil aslında çocuğun beyanı, ayrıntılar, o delillerin, o delil zaten çocuğun kendisi. Delil çocuğun kendisi. Evet acı çekiyoruz. Çocuklarımız üzüldükçe kahroluyoruz. 2 Ekim'e ertelendi. Bakın 5 yaşındaki Eymen'in davası 2 Ekim'e ertelendi. 2018'den beri biz adalet istiyoruz. Bu davaların işte ses kayıtlarının, adli tıp raporlarının, işte buradaki Eymen'in sözde annesinin, anne demiyorum, ağzım dilim varmıyor ona anne demeye, annesinin işte akıl sağlığıyla ilgili raporun ivedi gelmesini sağlamalıyız biz. Bu raporlar geciktikçe adalet gecikiyor ve kamu vicdanı zarar görüyor. Ya yani bugün gitse ruh sağlığı raporu gelse, oradaki telefonlar çözülse, bütün bunlar çok daha hızlı ilerleyecek ki Eymen'in katili ilk başta biliyorsunuz ki tutuksuz serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla ve telefon satıldı, araba satıldı, minibüs satıldı. 2 gün arabasında gezdirdi bu çocuğun cansız bedenini ve o araba satıldı. Çünkü elinden birçok şeyi çıkarmaya fırsat bulabildi. Ama zamanında bu kişi tutuklu usulle yargılansaydı daha fazla delil olacaktı. O arabayla giderken evli çocuklu ve her ilişkiye hazır diyen bu sapkın insanlar çocuğu yanında gittikleri yere götürürken bu istismara, bu ihmale başka insanlar bulaştı mı diye bulmamız lazım. O mahkeme salonuna o çocuğa dokunan bütün elleri yan yana sırayla dizmemiz ve adalet önünde hesap sormamız lazım. Biz dünden beri Eymen Bebek davasını zaten bu saatlerde canlı yayınla paylaştık yapacağımızı. Biz şu an tekrar aslında mahkeme başkanına teşekkür ederim yayın yasağı koymadığı için. İşte bu bilinç arttırılması için bu tür yayınların da önemi çok çok fazla diye düşünüyorum. Dilerseniz bu duruşmaları eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa, hani Türkiye'de çocuk ölümleri nasıl önlenebilir? Hani konu başlığını da açabilir miyiz? Çocuklar için sizin Mavi Kurdele kampanyanız var. Bu kampanyanızın hedefi nedir? Neler söylerdiniz? Öncelikle katkı çok mühim. Birbirimize katkı sağlıyoruz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Basın bizim gücümüz, basın bizim sesimiz. Ben 50 bin kişiye ulaştık ve bunda sizlerin inanın faydası çok fazla. Farkındalık sağlıyorsunuz bu yayınlarla. Ben tüm basın emekçilerine öncelikle teşekkür etmek istiyorum ve çok önemsiyorum. Sizler artık bizim bu yolda mücadele arkadaşımız ve dostlarımız oldunuz. Çok seviyorum. Hepiniz benim için ayrı ayrı önemlisiniz. Maalesef ki çocuk cinayetlerinin önüne geçmek için işte bu takip sistemi, dün beraat eden istismarcı bugün çocuk katili olarak karşımıza çıkıyor. Biz diyoruz ya, bu insanları beraat ettirdikten sonra ne oluyor bu insanlar? Ya da bu insanlar hükümlerini yiyip çıktıktan sonra ne oluyorlar? Neredeler? Bunlar okul parklarında, bahçelerinde, çocukların olduğu alanlardalar. Etraflarında geziyorlar çocuklarımızı katletmek için. Biz bu insanların nerede olduğunu bilmezsek çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Nasıl onlara sahip çıkabiliriz?
Öncelikle annelerin, ebeveynlerin çocuklarını bilinçlendirmesi gerekiyor ve çocuklarını sokağa bırakmamaları gerekiyor. Artık o bahçeler arasında koşan maalesef çocuklar yok. Güvenlik kameraları olmadığına göre her yerde çocuklarımızı korumak için çocuklarımızı gözümüzün önünden ayırmayacağız. Bir insan cüzdanını bir yere bırakır mı? Bir insan cep telefonunu bir yere bırakır mı? Bırakmaz. O yüzden çocuklarımızı da 2 yaşındaki, 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklar bırakılmaz. O sokakta oynayıp bakın Leyla 5 dakika içinde kayboldu gözden. 5 dakika. Tam 5 dakika içinde kayboldu. Bu çocuklar 5 dakika, 6 dakika içinde kayboldu ve biz bu çocukları günlerce aradık. Ve en son onların cansız bedenlerine ulaştık. Çocuk cinayetlerinin önüne geçmek için bizim polis teşkilatımız da dahil olmak üzere anlatmamız gerekiyor. Okullarda anlatmamız gerekiyor. Çocukları polis amcadan korkutmamamız gerekiyor. İşte doktor teyze diyoruz, iğne vurur diyoruz, korkutmamamız gerekiyor. Biz asıl önemli alanlardan bu çocuklarımızı koruyacak insanlardan çocuklarımızı korkutuyoruz ama çocuklara ulaşacak polis teşkilatındaki ya da işte sağlıktaki ya da bu alandaki insanların da bu konuda eğitim almış olması lazım. Çocuğa nasıl yaklaşması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Çünkü çocuk bir büyüğün minyatürü değildir. Çocuk çok ayrıdır. Yani onu bir erişkinden ayırmamız gerekiyor. Bunu ayırır ve bütün işte Ulaşım Bakanlığı'nı düşünün. Yani bir turizmi düşünün, bir kültürü düşünün. Her yerde çocuğu önemsediğimiz alanlar oluşturmalıyız. Çocukların tuvaleti bile ayrı olmalı. Yani bir küçük kız erkek çocukların cinsiyeti yoktur aslında ama bir erkek çocuğunu bir erkek tuvaletine gönderdiğiniz zaman orada güvende olmaz. Çocuklar için bile çocuk tuvaletleri olmalı. O kadar çok ayrıntılar var ki ellerini yıkayacağı alanın bile. Yani siz hangi tip ihmallerin istismara yol açtığını söylüyorsunuz ki bu başlık hiç böyle kamuoyunda işlenmeyen bir konu ama hangi tip ihmaller istismara yol açar? Bence Türkiye'nin en önemli konusu. Çok. Çok ayrıntılar var. Çocuk cinayetlerinin önüne geçmek için istismarcıları asalım, keselim, yok edelim diye bir şey yok. Bakın çocukken ihmal ve istismara uğrayan, şiddete ve caniye denk gelen bir çocuk sağaltıma uğramazsa ileride bir psikopat olarak karşımıza çıkabilir. Buradaki sorun burada başlıyor. Yani biz takip etmiyoruz, tedavi etmiyoruz. Biz bizden olmayanı, yanlış gideni görmek istemiyoruz ve yok etmek istiyoruz. Ama bunun hapishanede bile suça sürüklenen bir çocuğun bile, hükümlü bir çocuğun bile maalesef ki hükümlü çocuk demeye dilim varmıyor. Saltımı gerekiyor. Yani o annesiyle arasında bir cam duvara vurarak eğer oraya vurarak annesine dokunamıyorsa bir katil oluyor. Bizim en baştan her yerde saltıma ihtiyacımız var. Bazı insanlara bu çok uçuk geliyor ama örnekleri var. Biz Finlandiya örneği diyoruz ama biz bir Türkiye örneği yaratabiliriz. Bunu yapabiliriz. Çünkü gerçekten iyi bir toplumuz. Bu kadar mücadele ediyorsak biz iyi bir toplumuz. İçimizdeki yanlışları yok etmeye çalışıyoruz. Mavi Kurdele kampanyasına da gelecek olursam biz Eylül vefat ettiğinde Leyla vefat ettiğinde Ankara'daydık. Çocuklarımız için ziyarete gitmiştik. Ve ben orada aileleri ziyarete gittiğimde Genel Başkan Yardımcımız Yücel Ceylan vardı. Yine Ankara koordinatörlerimiz ve diğer illerden koordinatörlerimiz vardı. Biz ne yapacağız dedik. Biz bu çocuklar için ölümsüz ağaçlar dikmeliyiz. Nefes aldırmalıyız. Son olsun dedikçe evlatlarımız ölüyor. Ve Mavi Kurdele kampanyasına karar verdik. Dedik ki sol elimize Mavi Kurdele'yi Temmuz ayının ikinci haftası bağlayalım. Ve bu Mavi Kurdele ile birlikte topluma şunu anlatalım. Çocuk ihmal ve istismarı var ve bunu önlemek için anlatalım. Mavi Kurdele'yi kolumuza taktığımızda 5 tane çocuğa, 5 anneye anlattığımızda milyonlarca insana ulaşır ihmal ve istismar. Burada ettiğimiz sohbet gibi bir şeyleri anlattıkça bir şeyler değişecek. O gün
daha 18'ine basmamış Mavi Kurdele kampanyasındaki çocuklar bugün bizim üyemiz. Bizimle birlikte mücadele ediyorlar, büyüyorlar. O yüzden de her şey için bir farkındalık yapıyoruz. Kanser için bir farkındalık yapıyoruz. Ama Mavi Kurdele çok yakında başlatacağız yine kampanyamızı ve kollarımıza, sol elimize bağlayacağız. Ben tüm partilerdeki siyasi liderler de dahil olmak üzere bu farkındalığa, tüm televizyon kanallarını bu farkındalığa davet ediyorum. Ekranlarının köşesindeki o Mavi Kurdele altında çocukları koruyalım yazısı çok şey değiştirecek. Çünkü çocuklar korunduklarını bilirlerse konuşurlar. Çocuklar korunduklarını bilirlerse ihbar ederler. Anneler, babalar, herkes konuşur. Mavi Kurdele kampanyasını da unutmadığınız için ben size çok teşekkür ederim. Gönlümde ayrı bir yer ettiniz. Çok sağ olun. Çocuklarımızı koruyalım kampanyası dediğiniz gibi, anlattığınız gibi çok kıymetli ve bu kısımda hani çocuklarımızı koruyucuları öğretmenlerimizden de söz edelim mi? Mutlaka altına vurgu yapalım. Çünkü bu farkındalıkta özellikle öğretmenlerle birlikte cinsel istismar nasıl önlenir başlığını açabilir misiniz lütfen? O kadar önemli ki, ben aslen bir öğretmenim. Hem iletişim mezunuyum, kişisel gelişim uzmanıyım ama ben öğretmenim ve en çok öğretmenliği sevdim. O köy okulundan yolum geçtiğinde ben de bizzat bir istismarcıyla karşılaşmıştım. Hem de 22 sene boyunca aynı köyde görev yapıp maalesef ki çocukların hayatına, onların ruh sağlığına zarar vermişti. Mücadelemde yıllarca 4 sene bir mücadele verdik. Öğretmenler bu konuda çok önemli çünkü Türkiye'de 20 milyon çocuk var. Ve bu 20 milyon çocuğa ulaşabilecek olanlar da biz öğretmenleriz. Öğretmenlik mesleğinde eğer bu konuda algımızı açarsak, sadece ders vermekten ibaret değil, çocuğun sıkıntısını, kaygısını, ruh sağlığı değişikliklerini görür, çocuğu destekler ve gerekli yerlere yönlendirebilirsek bir çocuğun hayatını ömür boyu kurtarabiliriz. Öğretmenlere çok büyük bir iş düşüyor. Sadece rehberlikçilere demiyorum, ben rehber öğretmen demiyorum. Rehber öğretmen dediğimiz anda çocukla araya bir duvar koyuyoruz. Daha fazla sosyal hizmet uzmanı, okul sosyal hizmet uzmanı, daha rehber öğretmen olmak, rehberlikçi olmak zorunda. Okullarda bu farklı alanları birleştirirsek çocukları daha iyi koruyabiliriz. Çünkü 400 çocuğa bir tane onu dinleyecek uzman olmaz. Daha fazla uzman olmak zorunda. O sınıfları, o çocukları izleyip onlarla çalışmalar yapacak. Bu konuda uzmanlaşmış meslek sahalarına kadro açılmalı. Biz bu eğitimleri almış kişileri çocuklarla birleştirmeliyiz. O kadar önemli ki, bakın eğer okulda bir istismarcı varsa, istismarcı öğretmen diyemiyorum, utanıyorum çünkü olmaması gerekiyor. Ama eğer diğer öğretmenler de bu konuda gözleri açıksa, bunu gördüklerinde ihbar ederlerse, hem kendi içinden onu ayrı kotu gibi temizlemiş hem de çocukları kurtarmış olurlar. Öğretmenlik mesleğine giren insanlar belki çok zengin olmaz. Yatları katları olmaz ama öğretmenlerin mirası çocuklar olur. Ve o miras ömür boyu bir insana yeter. O yüzden çok iyi meslektaşlarım var mücadele eden. Ben onları biliyorum. Ve birçoğu da görev yerim değiştirilir, oyunu yaşar, bunu yaşar diyor. Birçok sorunlar yaşıyorlar ama lütfen korkmayın. Görev yeriniz emin olun değişse de sonra siz bir şekilde başarırsınız. Çünkü o çocuğun acısını dindirdiğiniz için. İşgüzar olanlarla, içimizdeki işgüzarlarla mücadele edeceğiz. Her yere bildirin, hiç korkmayın. Her yere bildirin onları. Ne kadar çok bildirirseniz o kadar da önüne geçmiş olursunuz. Öğretmenler aslında bu çocukların rahat nefesinin ve huzurunun temeli. Bugün tahtaya çıkmayan bir çocuğun yırtık ayakkabısını görüp ayağına ayakkabı alıp hem de onu gizlice yapıp ona duyurmadan yapıp onun tahtaya çıkıp kendisini anlatmasını sağlayan öğretmenleriz biz. Bugün bunu yapıyorsak istismar ve ihmale uğrayan babasından, dedesinden, komşusundan, bakkaldan, çakkaldan her neredeyse bunu yaşayan bir çocuğu da koruyabilecek kadar güçlüyüz. Bunu yaparsak zafer bizimdir zaten.
Ve çocukları dediğiniz gibi koruyan birçok kesim var. Bunlardan biri de UNICEF. Acaba bu Türkiye'den veri akışı yeterince alabiliyorlar mı? O çalışmalarla ilgili hani Türkiye UNICEF çalışmaları ile ilgili kısaca bilgi alabilir miyiz acaba ayrıca? Çok öncelikle işte STK'ların bu büyük kurumlarla çalışması çok mühim. Bilgi akışları çok mühim. AB projeleri yapıyoruz, birçok projeler yapıyoruz ve projelerde raporluyoruz. Raporlamalarımızı gönderiyoruz. Daha yeni bizim avukat arkadaşlarımız dün bir toplantıdaydı ve raporlama üzerine çok önemli bir eğitim içindelerdi. Çünkü davaya gittiğimizde o davalarda öyle ince ayrıntılar raporlanıyor ki bunlar birçok konuya da ışık tutuyor. Şimdi biz raporlama konusunda ülke olarak çok zayıfız, eksiyiz. Bunu kabul edelim. Raporlamayla ilgili eksikliklerimiz var. İstatistiklerle de ilgili eksiklerimiz var. Verilerin yayınlanması çok mühim. O veriler bizi maalesef yüz karası yapmaz. Tam tersine bu veriler bizim çözümler bulmamızı sağlar. Akademileri işin içine alırsak bu konuda istatistikçiler ve vericiler çok önemli. İnsanlara istatistikçi dediğimizde sadece istatistikçi diyorsunuz ama çocuk alanında da doktora yapmış, çocuk alanında, kadın alanında doktora yapmış veri uzmanlarımız var. Bu verileri yaptıktan sonra yaptığımız anketler ve çalışmalarla birlikte aslında davranış stratejileri de geliştiriyoruz. Yani gazete haberlerinde cinsel istismarla ilgili ayrıntılar verildiğinde, çocuğun adı sanı verildiğinde çok büyük zarara uğratıyoruz çocuğu. Ya da bu ayrıntıları verdiğimizde istismarcılara yol gösteriyoruz. Ama veriler doğru hazırlanır ve istatistikler oluşursa biz bunlarla baş edecek stratejiler de geliştiririz. O yüzden işte Milli Eğitim, Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu verileri sunar ve akademileri ve bu konuda iyi çalışan STK'ları da bu işin içine bünyesine alırlarsa bu çalıştaylar tek seferlik değil, sürekliliği olan çalıştaylar haline gelip sonrasında sürekliliği olan projeler, ebeveyn eğitimleri, anne eğitimleri, kadın eğitimleri, çocuk eğitimleri haline getirirsek işi çözebiliriz. Çünkü dünyadaki örnekleri de böyle ayırmalıyız. Yani bakın Vatikan'a bakın, işte dünyadaki başka yere bakın. Çocuk pedofilileriyle ilgili kendi gerçeklerini açıklayabiliyorlar. Bunları açıklamaktan korkmamalıyız. Ben bir yere gitmiştim. Her yerde iyiler var ve mücadele edenler var. Bir müftü beyle karşılaşmıştım. Çok güzel bir söz söylemişti. Cennete açılan kapı kurtardığımız çocuklar hocam eğitim verin. Biz varız. Eğitim verin. Hani biz de kendi adımızın bu şekilde kirletilmesinden ızdırap çekiyoruz dedi. Acı çekiyoruz dedi. Ya da bir öğretmen de böyle işte. Yani mesleğinin içindeki bu durumdan ızdırap çeker. Biz de bu ızdırabı böyle sonlandıracağız. Çalışarak ve mücadele ederek. Çalışarak ve mücadele eden kurum, en önemli kurum, en önemli STK sizin kurumunuz bence. Birazcık da UCİM'den söz edelim ki gerçi siz UCİM'in yaptığı çalışmaları biraz değinirken anlattınız da. Peki hedefleri ve proje kapsamında daha doğrusu UNICEF'le birlikte UCİM'i değerlendirebilir misiniz? UCİM İzmir'de önleme merkezi açtı. Önleme merkezinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Sadece dava odak bir dernek değiliz. Biz davalara baktığımız gibi biz aslında eğitimlere çok önem veriyoruz. Ve biz bize katılan üyeleri de eğitiyoruz. Daha önemlisi yaptığımız en ince ayrıntı da aramıza katılan gönüllülerimizin ve aktif olan yani bizimle aktif olacak arkadaşlarımız öncelikle adli sicil kayıtlarına bakıyoruz. Çünkü konu çocuksa bu konuda aramıza katılan insanın kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, uzman da olsa, mesleği de olsa biz ön koşulumuz buna bakıyoruz. Çocuğa yaklaşan insanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Biz ihbar hattından tutun, saha koordinatörlerimize, eğitim koordinatörümüze, proje koordinatörümüze Türkiye'de 66 ilde yapılandık. Bu 66 ilde koordinatörlerimizle birlikte komitelerimizi oluşturduk. Burada uzman arkadaşlarımız, avukatlarımız, öğretmenlerimiz, doktorlarımız, mimarımız, mühendisimiz, ev hanımımız, ev kadınımız,
ev erkeğimiz de öyle diyelim. Burada toplumsal cinsiyete zarar vermeyelim. Hep birlikte mücadele. Çünkü biz sadece bir kadın derneği değiliz. İçimizde mücadeleci erkek arkadaşlarımız var ve bu bizim bakış açımızda da çok etkiliyor. Birlikte bakıyoruz, tepeden bakıyoruz ve sorunu yukarıdan görüyoruz. Büyük resmi görüyoruz. Çok çalışıyoruz. Bürokrasiden tutun, siyasi alanlardan tutun, herkese tanışıp anlatıyoruz. İhmal ve istismarı, çocuklara yapılan cinsel istismarı anlatıyoruz ve onlara diyoruz ki hadi bir proje yapalım, bir eğitim yapalım ve bu eğitimin içinde sertifikalandıralım, güçlendirelim ve bunun devamını getirelim. 250 bin üniversite öğrencisine konuşmuşuz biz. 250 bin üniversite öğrencisi. Biz öğrenci toplulukları kurduk, eğitim fakültelerine ulaştık. Türkiye'deki çok kıymetli ülkenin batısından doğusuna, güneyinden kuzeyine tek tek geze geze kış ya soğuk demedik, kar demedik, sıcak demedik, gezdik ve anlattık. Her yerde anlatıyoruz. Gerçekten çok yüce bir milletiz. Ben gurur duyuyorum ülkemle. Çünkü herkes bir şey yapmak istiyor ve mücadele ediyor. Bunun için de kütüphaneler kurduk. Bunun için de eğitimler verdik. Annesinin babasının adını yaşatmak için bize broşür bastıran insanlar oldu. O eğitimleri ulaştırdık. Çünkü o broşürler çocuklara da, kadınlara da, herkese anlatıyor. Fabrika işçilerine gittik, fabrika işçilerine anlattık. Babalara anlattık, o fabrikadaki babalara çocuklarıyla nasıl diyalog kurmaları gerektiğini anlattık. Çok çalışıyoruz ve gönüllüyüz. İnanın. Geçenlerde büyük bir projeye başvurduk. Ön koşulları işte kabul ediliyor. O projede şunu dediler. Siz bunları nasıl yaptınız? Bunlar trilyonluk işler. Ama bu ülke öyle bir ülke ki birimiz broşürü basıyoruz. Diğerimiz koliyi taşıyoruz. Diğerimiz arabamıza benzin koyuyoruz. Diğer kafası çalışan arkadaş raporları hazırlıyor. Ama harika bir gençlik var. O yüzden de o kadar umutluyum ki %85'imiz genç ve bu çocuklar, hani Mustafa Kemal Atatürk çocuklar dermiş ya, bu çocuklar müthiş bir enerjiye sahip, hiç durmuyorlar. Bugün danışmanımız büyük bir kalabalıkla Ağrı'da, Erzurum Ağrı'yla birleşti Leyla için. Bir görseniz nasıl mutlular ve mücadele ediyorlar. Davalardan sonra hüngür hüngür ağlıyoruz ama sonra eve giderken ya da işte uçakla yurdumuza, o bulunduğumuz ile geri dönerken şöyle diyoruz. Bugün bir çocuğu kurtardıysak ne mutlu bize diyoruz, ne mutlu diyoruz. O yüzden de bu bir vatan savunması gibi görüyoruz bunu. Çocuklar bizim vatanımız. Bu kurtuluş mücadelesi boşuna verilmedi bu ülkede. Gerçekten o şehitlerimiz, o gencecik nesiller Çanakkale'de boşuna gitmedi. Onlar bizim için emek harcadılar ve bu vatanda onların kanları var. Ve biz de onlara layık olmak için çocukları koruyup çok daha güzel bir ülke, bir yurt kurabiliriz. Çocukların ölmediği, incitilmediği, acı çekmediği, bence dünyayı sevgi ve adalet kurtaracak. Biz buna çok inanıyoruz. Dünyayı sevgi ve adalet kurtaracak. Sanırım son sözleriniz de bunlar olacak. Çünkü hani programımızın son dakikaları çocuklarımız için çok önemli ve kıymetli. Başarılara imza attığınız için ben size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben hem izleyicilerimize hem size teşekkür ediyorum. Sabrımız zaferimiz olsun inşallah. Çok sağ olun, var olun. Sabrımız zaferimiz olsun. Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan'dı konuğumuz. UCİM gurur kaynağımız. Onlar ölümsüz ağaçlar dikiyorlar. O ormanlar geleceğimiz olacak. Umutsuz değiliz. Çünkü UCİM var. Çünkü Saadet Öğretmen var. Hoşça kalın. Umutla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.